akşamlar sevgili konuklar. Fresha'nın sunduğu bizim hikayelerimizde bu akşam bizim deprem hikayelerimiz var. Hepimiz deprem uzmanı olalım bir defalığına Türkiye'de. İki lafın arasında Japonya'da her gün oluyor bu kocaman depremler, tsunamiler ama adamlar bana mısın demeden üstesinden geliyorlar bu felaketlerden diye söze başlanır. Ama biz kendimize göre düşünelim dedik. İşi baştan alalım. Şöyle bir kurgulama yapalım yaşadıklarımıza dayanarak. Kendimiz yazıp kendimiz oynayalım bu yaşanmışlıkları. Ne dersiniz bu işe? Başımızı sokacak bir ev yapmaya başladık diyelim. Geldik Kars'a, alalım bir arsa diye başlamayalım. Hatta Kars'a kadar da gitmeye gerek yok. Yaşadığımız yerde aldık bir arsa diyelim. İsterse altı kumluk, üstü çöplük olsun fark etmez. Ucuzundan olursa çok tatlı olur. Kaymaklı ekmek kadayıfı gibi mesela. Arsanın biraz mayalanması için, değerlenmesi için yapalım ense, bekleyelim 3-5 sene. Bulunca iyi bir müteahhiti şöyle ucuza getirmeli evimize. Ayrıca çabuk bitmeli inşaatımız. Kavuşmalıyız tezelden evimize. Ev sahibi olmak kolay mı? Temel atmaya sıra gelince vuracağız toprağa ilk kazmayı. Vurdukça kazmayı derinlere, ulaşırsak bir tünele, tünelin ucu çıkarmış mezarımıza. Negam. Ev sahibi olunca rahata kavuşacağız ya şu ahir zamanımızda. Artık övünmek kalır bize mühendisliğimizle. Devlet memurlarından birkaçı kontrole gelip durursa inşaatımızı kızarız devlete millete. Başlarız avaz avaz bağırmaya. Nerede devlet, nerede millet diye. Zor sorular karşısında ben bilmem eşim bilir. Affedersiniz devlet bilir deyip kaçarız ortalıkta. Yükseldikçe inşaatımız keyfimizden mangal yakarız hafta sonları bahçemizde. Tekrar tekrar kontrole gelen kontrol memurlarına da ikram ederiz şiş kebaptan. Her pazar mesire yerimiz olur inşaat sahamız. Bazen kum tepelerinin ardından çıkıp gelen bir bekçinin avuçlarına doldururuz leblebileri. Devlet dairesinden emekli olmuş bu bekçiyle ilerler sohbetimiz enkavlavisinden. Sonra sırtını sıvazlarız hemşerim diye. Nasılsa kimse sormaz nereden hemşerisiniz. Artık evler bitmiş, kuralar çekilme zamanı gelmiştir. Heyecan dorukta, ev halkı başka kılıkta. Abdestler alınır dualar için. Dairelerin yerleri öğrenilecektir. Akşamdan yapılan hatimlere, yasinlere yüklerler 3. kattaki köşe dairesinin çıkma şansını. Ne biliyorlarsa okurlar Kur'an'dan sureleri, ayetleri. Dualar iyidir de hayırlısı olsun hakkımıza razıyım demek gelmez akıllarına. Acaba inkara mı kayıyoruz hafiften? Yoksa inancımıza mı gelir zarar deseler de negam. Bir ay geçmeden yerleşiriz yeni evimize. Doğalgazı yok. Olsun zaten eski evimiz sobalı değil miydi? Yeter ki fayansları janjanlı olsun. Ayrı çocuk odası olsun. Mutlaka çift tuvaleti olsun. Davlumbaz olsun mutfaklarımızda, kırmızı düğmelisinden. Aynası olsun banyonun, tuvaletlerin. Evin temeli nasıldır deyip sormazlar kimselere. Taşı, kumu, çimentosu, kolunu, ne üstümüze vazife? Biz mühendis miyiz yoksa müteahhit mi? Yeter ki boyası, badanası rengarenk olsun duvarları. Bir hafta geçmeden misafir üstüne misafir gelmeye başlar. Hayırlı olsun, güle güle oturun. Çok ucuz olmuş, eksikler mühim değil. Yörük göçü de gide gide düzelir. Oturma ruhsatı tapusu olmasa da olur, mühim değil. Hele bir oturun, evinize alışın, arkası gelir her şeyin. Dolup dolup boşanır yeni apartman daireleri misafirlerden. Misafirlerin arkasından gelen hediyelere bakılır gizliden. Sabahın köründe gider baba işe. Hafta sonları da ikinci işine. Haydi sen de gel benimle der eşine. Ev taksitleri ödenecek der soran el aleme. Çok şükür sağ salim oturuyorlardı 3 yıldır evlerinde. Yılların yılları kovalaması beklenirken zaman akıp gider hızla. Evlerin yaşıyla küçük kızlarının yaşı denk düşmüştü kutlama zamanına. Çifte kutlama yapacaklardı anlaşılan. Ufak tefek hazırlıklar yapılıp şenlenmişti sıcak yuvaları. Herkes memnundu bu kutlamadan. Huzurlu ve de mutlu halde erkenden çekildiler uykularını tam almak için odalarına. Kısa sürede dalmışlardı derin uykularına. 5-10 dakika mıdır? 5-10 saat mi bilinmez bir zamanda
Bir gümbürtü koptu ortalıkta. Bir patırtı, bir çatırtı duyulmuştu her tarafta. Acayip sesler içinde uyandılar derin uykularından. Ortalık zifiri karanlık. Tüm ev halkı toz duman içinde. Çığlıklar feryatlara karışmış, gözünü açanlar kendilerini yıkıntılar içinde bulmuşlardı. Moloz yanlarının altında, üstünde çoluk çocuk dolaşıyorlardı. Yardım çığlıkları yükselmişti aşağılardan yukarılara. Üçüncü kattaki manzaralı evleri değildi sanki burası. Cehennem miydi bu yerin altı? Yanlarına düşmüştü janjanlı fayansları, kırık ayna parçaları. Tel demirlerin, janjanlı aynaların, rengarenk duvarların kanrevan içinde kalmıştı yüzleri, kolları, ayakları. Umut sesleri geldi kulaklarına. Afat yetişti, Kızılay geldi. Bir afat eri ince bir ışık sızıntısı içerisinde sesleniyordu cana can katan sesiyle. Korkmayın, ses verin bize, kurtulacaksınız şimdi. Mavi boncuklu emziği sallanıyordu küçük kızın boynunda. Ambulansların siren sesleri kulakları yırtıyordu. Uçaklar, dronlar uçmuştu havada. Emzik sallanmaya devam ediyordu küçük kızın boynunda. Derken sesler geliyordu yukarılardan. Soluk alıyorlar mıydı? Bizi duyuyor musunuz? Uyumayın, konuşun. Biz sizi kurtaracağız, merak etmeyin. Neredeydiler? Hani nerede misafirlere çay getirdiği gümüş tepsi? Duvarlara astıkları güzelim meyve tabloları? Hepsi kaybolmuştu birden. Neden acaba? Bir sessizlik yayılıyordu ortalığa. Gelenler, gidenler, geçmiş olsun diyenler, devlet erkanlı kişiler. Millet evlatları hizmet yarışındaydılar. Enkazın altındaki çocuğun emziği lokumla değil tozla dolmuştu. Ninesi, dedesi, anası, babası ve de kardeşleri. Derken yerin altında kurtarılmayı bekliyorlardı. Toz toprak yapışmıştı vicdansızların paslı demirlerine. İnşaat denmişti adına. Canlar yitmiş ahlaksızlıkların çıkarları uğruna. Akıllar nasır tutmuş, yürekler taşlaşmıştı. Gözler buğulanmış, eller, ayaklar buz kesmişti. Dışarısı ayaz. Başka bir ad bulmaya çalışılıyordu bu depreme. Bulunurdu her depremde günah keçileri. Erken uyanınca açık kalmış televizyondan gelen sesler artarak yükseliyordu acı acı. Dikkat kesilmişti olan bir tane vatandaş. Paylaşmak için acıları telefonlara sarılıyorlardı vicdan sahibi ve fakir milletin fertleri. Seyrederken televizyonda gördükleri yardım eli uzatmaya hazır olduklarını anlatıyorlardı birbirlerine. Yıkıntıların üzerine çıkmış başları miğferli kırmızı elbiseli kahramanlardan birkaçı molozların arasında aşağıya doğru eğilmişlerdi. Kurtaran yok mu? Seslerini dinliyorlardı. Siren sesleri yırtıyordu kulakları. Hayatın tadı buruk gelmişti ağızlara. Ne gördüyse aynaların riyasından, yalandan bıkmıştılar. Afat dedi ki, tamam, bizler görevimizi yapıyoruz. Kaybettiklerimize Allah rahmet etsin. Dağılın, gidin şimdi evlerinize. Biz buradayız, bu köy meydanında. Yaraları sararız biz. Afadız biz, Kızılay'ız. Ve de olmuştu herkes tek yürek. Cenazeleri sıraladılar musalla üstüne. Hoca sordu. Nasıl bildirdiniz merhumları, merhumeleri? El cevap verdi. İyi biliriz. Hakkınızı helal eder misiniz? Helal ederiz cevaplarıyla bu son görev konuşmaları. Rahmetlilerin canları bizlere ders olmalı diye. Biz helal ederiz de o musalladaki mevtaya da sormalı bir. Canlı olsaydı ne diyeceklerdi acaba diye geldi bazılarının aklına. Tamam, felaketler Allah'tan geliyor da Allah'ın kullarına verdiği bu akıllara neden yerine kullanmıyorsunuz diye cevap gelse semadan ne dersiniz dense yeridir şimdi. O an cevap yok kimsede. Boyunlar bükük, yüzler mahcup. Gelin yapalım hesabı yeni baştan dediler. Ellerinde kalem başladılar hesaba. Ey insanoğlu, arsan fay hattında mıydı? Bilmiyorsun. İnşaatın sağlam mı? Devlet mi suçlu yoksa sen mi? Kontrol memurun mu? Sarı çizmeli Mehmet mi? Bilmiyorsun.
Yoksa müteahhitin demiri, kömürü, suyu, çimentosu mu suçlu? Yoksa arsanın bahçesinde yaptığın kebabın mı tuzluydu? Yok, bilmiyorsun. Yoksa janjanlı fayansları satan hırdavatçı mı suçlu? Minik çocuğunu aldın, janjanlı emzik mi suçlu? Yok, onları da bilmiyorsun. Neyi bilirsin sen ey arkadaş, ey vatandaş? Yaptın mı sen ömründe bir tatbikat-ı tebrem? Şöyle manalısından, üniformalısından, janjanlı giyimlisinden. Yok, onu da yapmadın. Evinde, iş yerinde, okulunda gülerler mi sandın konu komşu sana? Burun kıvırdın bu o tatbikat herhal. Şimdi senin deprem çantan da yoktur. İçinde düdük, ayna, tarak, mendil, bir de rujun. Bilmem. Sen neyi bilirsin be arkadaş? Hesap sormayı da bilmezsin. Kimden mi? Önce kendinden. İki elini başının arasını alıp düşünmelisin sen. Ben nerede hata yaptım diye. 10 defa, 1000 defa. Başlamalısın sorguya, suale. Sonra başucunda karşına geçip el bağlayan sorumlulardan. Kendi sorumluluğunu unutmadan. Görevini yapanla yapmayanı ayırt edebilmelisin. Acil hem de çok acil planlar yapmalı depreme karşı. Bütün bunların cevabını vermek için kara kara düşünen cemaat unutmuştu musallada yatan Mevta'yı. Akılları başlarına geldi de götürdüler cenazeyi defnetmeye. Bu akşam da burada hikayemizi bitiriyoruz. Haftaya bir başka hikayeyle görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.